Sen de zorla evli kal benim gibi de. Gör bakalım nasıl bir acı. İnsan neler çekiyor bir anla. Yaşayıp göreceğiz bakalım Ömer Bey. Artık istemeye istemeye size katlanacağız. Normalde yüzünü bile görmek istemiyorum ama mecbur. Mutlu ol Ömer Ademoğlu. Eşitlendik. Ha bir de sen benden sıkılınca evden kaçıp gidiyorsun ya. Ben de senden bunu alırsam kaçabilirim değil mi? Sıkıntı yok. İyi geliyor anladığım kadarıyla. Git. Git. Anneciğinin evine gidersin anca. Yo. Ne işim var annemin evinde? Ben de senden aşağı kalacak değilim herhalde. Ben de bulurum kendime bir sevgili kapısı. Sonra sana telefonla aradığında da açar. Gamze şu anda müsait değil der. Niye açmıyorsun telefonunu? O kadın arıyor değil mi? O yüzden açmıyorsun. Açsana hadi, açsana. Alo. Ömer yetiş. Ne oluyor? Öldürecek o kadını Ömer. Kimi öldürüyor? Ne oldu? Ya Tahir kadını öldürecek diyorum. Yetiş Ömer ne olursun. Ne diyorsun sen? Engelde olamadım. Şimdi koştu onun evine gidiyor. Katil olacak bu bak ne olursun Ömer yetiş. Öldürecek bu kadını. Kim? Kadın çağırıyor değil mi? Ömer kadına mı gidiyorsun? Abim. Ne abisi Ömer? Abim. Ömer cevap versene. Tahir. Gel lan buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun be? Gel buraya. Ya Tahir bırak. Tahir dur ne yapıyorsun be? Bırak dedim. Lan seni var ya. Geberteceğim lan seni. Tahir bırak dedim lan. Hayatımı mahvettin lan sen benim. Hayatımı mahvettin. Ya buradan defolup gidersin ya da seni gebertirim anladın mı? Gebertirim lan seni. Abi. Abi. Abi dur abi. Abi. Abi bırak kadın abi. Tahir. Bu kadın buradan defolacak dedikçe bize huzur yok. Çekil. Çekil. Deli misin sen? Öldüreceksin kadını. Gebersin. Kendine gel bir dur. Vicdana bakayım. İyi misin? Bırak be. Gayet iyi. Merak etme. Kötülere bir şey olmaz. Anne. Anne. Ne oluyor burada? Anne iyi misin? Nilüfer sen niye geldin ya? Leman'a git demedim mi ben sana? Bağırma kıza. Sana ne be? Kız benim değil mi? İstediğimi yaparım. İşine bak sen. Sabaha kadar sokakta yatmış kız. Hiç mi merak etmedin çocuğunu? Böyle annelik mi olur? Sana ne? Ayrıca sokakta falan da değildi. Arkadaşımdaydı. Leman abla beni Emine almadı. Ne? Hadi gir sen içeri Nilüfer. Hadi. Madem sen yolladın kızı, hiç mi merak edip de arayıp sormuyorsun çocuğunu? Hoca, sen benim analığıma laf edeceğine bir çocuklarına sor bakalım acaba niye buradalar? Bir sor. Öldürüyordu az kalsın beni be. Lan sen Ömer'le Gamze'ye şükret lan yoksa elimden kurtulamazdın. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu kadın için katil mi olacaksın? Kafa batasını attırmayın be. Vallahi giderim karakola şikayet ederim hepinizi yeter be. Lan git nereye şikayet edersen et lan. Sus. Korktun değil mi hoca? Kork bence de. Yeter be. Vallahi giderim şikayet ederim hepinize. Yürü Tahir, yürü gidiyoruz, yürü. Bundan sonra eski vicdan yok karşınızda. Bunu o kafanıza yazın. Tamam Tahir, tamam. Ya sen de artık bir sus be. Ne tahrik ediyorsun adamı? Bir de Gamze hanımlar gelmiş karşımıza, buyurun. Gamze kızım, boş ver. Ne hali varsa görsün. Uyma sen buna. Kızım. Reşat efendi, kol kanat gelmişsin gelinine. Vicdan, laflarına dikkat et. Bütün garezin bana mıydı be? Dul çocuklu kadını almışsın, bağrına basmışsın gelinim diye. Vicdan. Sen ne diyorsun? Kapa çeneni. Sen Reşat'a yalakalık yapıyorsun. Kapa çeneni gebertirim. Sen Reşat'a yaranınca Ömer seni isteyecek mi sanıyorsun? Bana hiç öyle demiyor ama. Ömer seni istemiyor. Hala niye anlamıyorsun? Basmıyor mu o kalın kafan? Ayrıca ne yapsın cillop gibi çocuk senin yanında? Hala niye ısrar ediyorsun yüzsüz ya? Hiç mi gururun yok? İstemiyorum diyor çocuk. Kaç kere söyleyecek daha? Gurursuz. Bana bak seni öldürürüm. Ömer sen ne yapıyorsun? Çekil önümden. Çekil önümden. Hayır. Ömer sen çekilsene önümden. Öldürürüm seni. Gamze. Ömer çekilsene sen. Yapma. Çekilsene önümden. Gamze. Çekil önümden. Gamze. Çekil. Yapma. Gamze. Ömer'e vurdu. Baba, Ömer'e vurdu. Yürü hadi, yürü. Tamam. Senin benim yanımda kocasını tokatladı. Az bile yaptı. Gamze. Bırak. Gamze sen ne yaptın? Bırak diyorum, bırak. Bak zaten sinirlerim çok fena gergin. Şimdi parçalayacağım seni, gebertirim, gelme peşimden. Ya sen herkesin içinde niye vuruyorsun bana? Ha bu mu yani senin derdin? Az bile yaptı. Yüzüne tükürmem gerekiyordu ama dua et, çektim gittim. Kalsaydım orada parçalardım seni. Gamze yeter, bak sokak ortasındayız, herkes bize bakıyor. Baksın, herkes duysun senin ne mal olduğunu. İster rezil ol, ister kepaze, umurumda değil. Şu kadar pul kadar değerin yok artık benim için. Beni bir dinler misin artık? Ya ne dinleyeceğim seni? Ne dinleyeceğim ben seni artık? Yani Haluk'la yattın mı, gittin mi falan filan diye başlayacaksın yine. Dinle beni diyorum sana, dinle beni. Ne? Abim için korkmuştum. Sen de oradaydın, gördüm. Allah korusun yetişemesek kim bilir ne yapacaktı. Bir an önce oradan gitmenin derdindeydim, tamam mı? Kavga etmenin yeri değildi orası. O başlattı. Sataşan o. Sen ne yaptığının farkında mısın acaba? Sen bana o kadının söylediklerini duymadın mı? Bana ettiği hakaretleri duymadın mı Ömer? Ya seni bu kadın bu kadar mı kör etti? Bu kadar mı sar etti? O kadın bana orada hakaretleri ederken sen beni koruyacağına, benim arkamda duracağına, o kadının ağzının payını vereceğine sen onu korudun Ömer. Ya ben onun neyini koruyayım ya? Daha fazla olay çıksın istemedim ben, o kadar. Çıksın! Yansın, kavrulsun buralar. Gamze bak ben... Ne sen? Sen ne? Kim o kadın? Ben kimim? Benim ne kadar değerim var? Gamze bir dinle beni. Gamze yok artık. Gamze bitti. Ben bittim artık. Ben yeter, ben tükendim. Ya ben ne kadar uğraştım bizim için. Bizim için neler yaptım, sen hiçbir şey anlamadın ya. Taş olsa anlardı be. Sen anlamadın bir tek. Ben yıldım artık. Sen ne istiyorsan yap. Benim sana söyleyecek tek bir lafım yok. Bir tek şey söyleyeceğim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ya. Gelme peşimden. Baba olmaz. Olamaz. Bir kadın babasının yanında oğluna vuramaz baba. Sus. Kadına saldırmış, hala konuşuyor. Kendine bak sen, kendine. Ömer'le Gamze yetişmese şimdi belki cezaevinde olacaktım. Zekasız. Başka kurtuluş yolu mu vardı? Ne saçmalıyorsun sen? Sen bir yandan, Ömer bir yandan, Şükran bir yandan, vicdan arkadaş. Delirttiniz beni yani. Sen en başından o kadına bulaşmayacaktın. Zamanında az söylemedim ben sana. Şimdi bak geldi başımıza bela oldu. Ya baba, ben mi çağırdım gel diye? He? Yani yine bütün suçu bana atıyorsun. Ben sen istemedin diye o kadınla evlenmedim. Bütün suçu bana atmayı bırak artık. Sen beni Reşat'a nasıl şikayet edersin ya? Ha? Şikayet etmedim. O sorunca anlatmak zorunda kaldım, tamam mı? Anlatmayacaksın. Kimseye bizimle ilgili bir şey söylemeyeceksin. Konuşmayacaksın. Ağzını açmayacaksın. Laf söylettirme o zaman sen de. Tahir bitti, şimdi Ömer'i karısından ayırmaya çalışıyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Ben kiminle istersem onunla görüşürüm. Ve sen bana karışamazsın. Anladın mı? Anladım. Aferin. Git şimdi elini yüzünü yıka. Allah'ım kalbim çıkacak meraktan. Ne yaptı baba? Bir şey yapmadı değil mi kadına? Karakolda olmadığıma göre bir şey yapmadım herhalde Şükran. Yok kızım yok, merak etme, bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh çok şükür. Ne oldu Şükran? Çok mu sevindin? He? Hepsi senin yüzünden oldu zaten. Vicdan diye başımın etini yedin. Gittim o sinirli o kadına. Hiç suçlama sen beni boşuna. Senin gönlün o kadında olduğu için aklımdan çıksın diye öldürmeye gittin sen. Ya saçmalamayı kes be. Hemşire! Şükran, kızım hadi bir anneme bakıversen. Hadi çocuğum. Bana bak, gel bakayım buraya gel. Doğru mu söylüyor Şükran? O yüzden mi gittim? Baba saçma sapan konuşmayın. Yok öyle bir şey. Ya başımıza neler açtı bu kadın. Burama kadar geldi, delirdim de ondan gittim. Her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranmayı bırak artık baba. Baş suçlu sensin. Ben mi hatalıyım? Vicdanla evlenmene izin mi verseydim? Gözün de mi görmüyor oğlum? Ne mal olduğunu görmüyor musun kadının? Ne yapsaydım yani, izin mi verseydin demeye getiriyorsun. Ömer gibi yapmalıydım ben de. Ömer Gamze'yi bırakmadı baba. Sen o kadar evliliklerine karşı çıktın. Ama o direndi. Evlendi. Bak şimdi boşanmalarına karşı çıkıyorsun. Evliliklerini onaylıyorsun artık. Zamanında vicdanla evlenmeme izin vermiş olsaydın benim hikayem de başka olacaktı. O yola girmeyecekti o kadın. Bunların hiçbiri de yaşanmayacaktı belki baba. Görüyorsun değil mi? Aklı hala o kadında. Kızım geçmiş gitmiş Allah'ını seversen. Yani... Tahir bir şey söylesene oğlum. Ne söyleyecek baba? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacak bu? Şükran ne uzattın be? Gençliğimizde birbirimizi seviyorduk. Bu kadar. Geçmiş. Geçmişte kalmış, olmuş, bitmiş. Aradan onca zaman geçmiş ya. Zaten gelmeseydi buralara aklıma gelmezdi vicdan. Şükran, unuttum ben o kadını. Unuttum. Yok. Hem görmüyor musun halini? Bana dünyaları verseler ben gidip o kadına bakar mıyım be? Kızım duydun kocan sen de artık üzülme. Ne yapıyorsun Tahir? Sırası mı oğlum koca açmanın? Sonra hep birlikte açarız. İyi geliyor babaya. Kafamı dağıtıyor. Ömer'le Gamze bitti. Şimdi bir de siz başlayın. Of. Bana da iyi gelir belki. Ya ben zaten abimi daha zor tutmuşum. Bir de o vursa vicdana, iyice ortalık karışacak ondan sonra. Anlatıyorum ama yok. Anlamıyor Gamze'nin. Kardeşim, Gamze'yi kışkırtan o kadın. Bak ben sana söyleyeyim. Gamze seni aradığında, telefonu kim açtı kardeşim hatırlatırım sana. O kadın açtı. Ne dedi? Ömer şu anda müsait değil. Yok ya. Yok ya. Oğlum insanın aklına 1001 tane şey gelir Ömer. Ayrıca sen bu kadının evine ilk defa gitmedin ki kardeşim. Daha evvel de gittim. Ki Gamze senin bu kadının yatağında bulunduğunu öğrenmiş. Bir de üstüne üstlük. Allah göstermesin anlatamazsın derdim. Nurhan benim böyle bir şey yaptığımı öğrense ben derdimi de anlatamam. Ben kaçacak delik, uçacak yer bulamam kendime. Yemin ediyorum sana bak. Nereye uçuyorsun Sadık abi? Oo, Taci Beyler gelmiş, hoş gelmiş. Oğlum biz uçmuyoruz, uçan sensin hayırdır? Nikah şekeri mi sarılacak, çerez mi paketlenecek? Söyle lan. Yok hallettim hepsini sağ ol. Akşam kına gecesi var. Kadınlar Gülten'de. Biz de kebapçıda toplanacağız tamam. Vay bekarlığa veda mı? Şişt. Dans ses var mı dans ses? He? Allah aşkına. Yok abi dans olacak. Ömer, Gamze de gelecek mi kınaya? Bilmiyorum. Niye soruyorsun? Hani aranız düzeldi mi diye. Nikah şahidimiz de olacaktınız ya ikiniz. Bence sen başka bir şahit bul Taci. Yapma ama Ömer ya. Bak Gülten de çok istiyor lütfen. Oğlum barut gibi yanına yaklaşamıyorum. Sorsam olacağı varsa bile inadına olmazlar. E gidip beraber söyleyelim o zaman. Yarın düğün var oğlum hadi lan. Bir an önce netleştirmem lazım şu işi. Barut gibi diyor bir de. Neden acaba barut gibi? Oğlum sen zaten bu kızın kalbini çok kırdın. Gel bu vesileyle gönlünü al. Evet. Hadi hadi. Hadi kalk hadi. Hadi yürü. Hadi. Vallahi kalk ya. Yemin ediyorum kalk. Hadi nikah şahidi olmadan gelmeyin almam dükkana. Konuşmaya geldim. Sema, ben birazdan geliyorum. Kahve mi bekliyorsun? Hadi gel. Hadi acelem var. Ne söyleyeceksen söyle. Ömer'i rahat bırak. Ay sen kafayı yemişsin. Ben de karşıma almış konuşuyorum seni. Gamze! Konuşmaya çalışıyorum seninle. İşim var benim işim. Hadi. Bizim de var herhalde. E o zaman git işlerini hallet. Ya dışarıdan asalet taslıyorsun da işte. Ben görüyorum gerçekten ne olduğunu. Ömer'i kandırmışsın zamanında. Ama neyse. Onun da gözü açıldı artık. Soğudu senden. Sen haddini aşıyorsun. Sen kim oluyorsun da gelmiş bana Ömer'le ilgili ahkam kesiyorsun? Sana kim veriyor bu hakkı? Ömer gözümün önünde. Her an iyice dibe çöküyor. Ne yapayım? İzleyici mi kalayım? Gözünün önünde. Evet. Apaçık görüyorum. Seninle çok mutsuzsun. Sen nereden biliyorsun Ömer'in benimle ne kadar mutlu olup olmadığını? Bana gelip anlatıyor çünkü. Soframa, evime geliyor ya akşamları hani. Sen onu bırakıp gittiğinde perişan oldu çocuk. İçip içip az dertleşmedi benimle. İçince hayalinde beni görmüyor mu? Ne? Ömer diyorum. İçince hayalinde beni görüyor da... beni sayıklamıyor mu Gamze Gamze diye? Haykırmıyor mu beni ne kadar çok sevdiğini? Hiç mi zoruna gitmiyor? Gitmiyor. Hı hı. Tahmin ediyorum. Hı hı. Sen ne yapıyorsun peki bu sırada? O konuşurken sen planlar mı kuruyorsun kafanda? Acaba ben Gamze'yi bu adamın kafasından nasıl silerim diye? Yok. O konuda benim çok bir şey yapmama gerek yok. Gidişat belli çünkü. Gidişat belliyse sen niye buradasın? Niye geldin? Benden yardım dilenmeye mi geldin? Senden yardım falan dilendiğim yok. Ömer'i azıcık düşünüyorsan, onu azıcık seviyorsan izin verirsin. Hayatına devam eder. Ha, sen Ömer'i ikna edemedin. Şimdi benden medet umuyorsun. Sen ne bekliyorsun? Ben Ömer'i bırakacağım, o da koşa koşa sana mı gelecek? Niye böyle boş boş hayaller kuruyorsun? Niye bunu yapıyorsun kendine? Bak ben kadın olarak içim sızlıyor benim. Yazık olacak sana. Bu hikayede üzülen sen olacaksın. Değer mi? Öyle olmayacak. Olsa da değer. Ömer için değer. Peki sen söyleyebiliyor musun aynı şeyi? Cık, söyleyemezsin. O boş kibrin izin vermez çünkü bana. Sana kızamıyorum bile. Yüreğim el vermiyor. Allah seni ıslah etsin. Hadi oradan be. Kızamıyormuş. Hırsından karşımda kıvranıyorsun işte be. Elinde olsa parçalardın beni de Ömer engel oldu. Vuramadın ya bana. Ömer engel oldu ya. Kuduruyorsun şimdi karşımda böyle. Kalkan oldu be karşımda Ömer. Maşallah aslanlar gibi. Sen istersen bırakma Ömer'i. O seni çoktan bıraktı. O bende. Sok bunu o kafana. Bana bak eline koluna hakim ol. Hadi canım hadi. Yürü bas git. İyi uykular tatlı rüyalar hadi. Kim uykuda kim ayak herkes biliyor. Yeter sıktın ama. Ömer beni seviyor. Ve sen de bunu çok iyi biliyorsun. Hiç boşuna hayaller kurma. Ya ben kadın olarak hemcinsimi bu kadar aciz görmeye katlanamazken sen kendine nasıl katlanıyorsun? Peki sen bu kadar gencecik delikanlıyla birlikte olmaya nasıl dayanıyorsun? Sıksam doğururdum bunun gibi diye hiç mi demiyorsun? İnsanların bakışlarından hiç mi rahatsız olmuyorsun ya? Kim bilir neler düşünüyorlar sizi böyle yan yana görünce? Ne düşündükleri hiç umurumda değil. Ömer daha gencecik oğlan be. Sen kaç yaşına gelmişsin? Yarın bir gün çocuk istese ne yapacaksın? İster, hakkıdır. Verebilecek misin kucağına bir evlat? Sen haddin olmayan işlere burnunu sokma. Defol git. Gideceğim de. Şunu iyi bil. Beni durduramayacaksın. Kiminle dans ettiğini bil diye söylüyorum. Ayrıca benden sana tavsiye. Bu hayatta hiç kimseyi kınama. Kınadığını yaşamadan ölmezsin derler. Allah söylediklerini bir bir yaşatacak sana. Benim kimseyi kınadığım falan yok. Senin yaşantın da beni hiç ilgilendirmiyor. Bize bulaşma yeter. Ya hakaret ederken bile hanımefendiliği elden bırakmıyorsun. Böyle kaçak dövüşüyorsun. Niye biliyor musun? Korkaksın. Sinsisin. Böyle açık açık söylesene ya. Şu yüzünde gördüğüm, gözünde gördüğüm ifadeyi böyle dilin ucuna gelen şeyi böyle açık açık söylesene ya. Söyle bir rahatla. Senin gibi çirkefleşeyim mi? Çirkinleşeyim mi istiyorsun? Hoşuna mı gidiyor? Ya sen kötü muamele mi görmek istiyorsun? Düşman gördüğün biri sana insan gibi davranınca ağrına mı gitti? Bütün bu söylediklerimin hepsini yedirmezsen sana, bana da vicdan demesinler. Yeter. Düş yakamdan. Bir daha da karşıma çıkma. Gamze! Gamze! Ne oluyor? Senin ne işin var burada? Gamze'den özür dilemeye geldim ben Ömer. Ya Tahir yüzünden sinirlerim çok laçka olmuştu. Böyle sinirle de ağzımdan istemediğim laflar çıktı. Ben... Ne? Ne? Hala alay ediyor benimle ya. Ömer vallahi bak ben elimden geleni yaptım. Yani senin üstüne gelmesin diye. Söylenmesi gereken ne varsa söylemeye çalıştım. Ama benden bu kadar. Gerçekten benden bu kadar yani. Öyle mi? Ne öyle mi? Doğru mu söylüyor diye soruyorsun? Hayır. Ben olan bir şeyi senden duymak istedim. Ne işte duydun? Duymadın mı? Özür dilemeye gelmiş. Kahraman Ömer. Sen onu korudun ya benim karşımda. Kalkan oldun ya ona. O da minnetinden gururunu ayaklar altına alarak gelmiş burada benden özür diliyor. Gamze bir sakin olur musun? Olamam. Delirtme beni. Sorduğum bunda ne var? Olan biteni senden duymak istiyorum. Çok beklersin. Ağzımı açmayı hakaret sayarım. Sen kime inanmak istiyorsan ona inan. Gamze konuşmamız bitmedi ki. Ömer tamam bankanın önünde olmaz. Gel şöyle. Oğlum Gamze'ye de hak vermen lazım. O kadını karşısında görünce sinirlenmiş işte normal yani. Yok inadına yapıyor. İlla sinir edecek beni. Dur sen bekle burada bir de ben konuşayım. Ne konuşacağım? Görmüyor musun? Laftan anlamaz o şimdi. Abicim kızgınlığı sana bana değil. Bırak konuşayım. Bekle burada. Tamam. Bak bana bak sakın içeri gelme tamam mı? Tamam hadi sen yürü. Gamze çok kısa bir şey söyleyeceğim. Lütfen dinle. Benim kimseyle konuşacak halim yok Taci lütfen. Yeter artık ben suçlanmaktan bıktım. Ben suçlu değilim ki. Değilim ben suçlu. Suçlu olan o. Bu kadın nereden buluyor bu cesareti? He? Kadındaki cürete bak. Benim iş yerime gelecek bu cesareti kimden buluyor? Nereden buluyor? Ondan alıyor cesareti. O yüzden sen bir şey söyleyeceksen git ona söyle. Ya o hatasını anladı Gamze. Seni ne kadar kırdığının, üzdüğünün farkında. Ya tabii. Acaba. O benim artık eski bildiğim Ömer değil. Bir değişik artık bir her gün başka bir ruh halinde bu. Ben tanıyamıyorum ki kendisini. Ömer'in 50 tonu. Seç beğen. Bak Gamze. Ben onun kaç yıldır tek arkadaşı. İnan bana ki o hala aynı Ömer. Ve o Ömer hala seni çok seviyor. Hatta hayatında bir tek seni sevdi o. Ömer anca toparlanıyor Gamze. Yani yeni anlıyor hatalarını. Buraya kadar dayandın. Biraz daha dayan. Hem siz Ömer'le Gamze'siniz yani nelere göğüs germediniz. Bunu da atlatırsınız. Gamze, akşam kına gecem var. Yarın da düğünüm inşallah. Biliyorum. Vallahi bu hırgürün arasında seni kutlayamadım. Kusura bakma. Tebrik ederim. Teşekkür ederim ama akşam kına gecesine geleceksin değil mi? Lütfen Gamze benim için. Tamam gelirim. Ha. Yarın da nikahta Ömer'le siz benim şahidimsiniz biliyorsun. Biliyorum. Ama Taci ben olmayayım ne olur. Lütfen. Şimdi sen Ömer'le durumumuzu biliyorsun. Yani şimdi senin en mutlu gününde bir tatsızlık olmasın. Ya ne tatsızlık olacak? Aksine Gülten de ben de çok mutlu olacağız. Lütfen Gamze kırma beni rica ediyorum. Ne oldu oğlum? Ne dedi sana? Artık seni sevmiyormuş. Öyle mi dedi? Ha, üzgünüm kardeşim. Yani aynen böyle söyledi. Ne oldu? Ne gülüyorsun? Haline gülüyorum oğlum. Tipe bak demedi herhalde öyle bir şey. Neydi şimdi? Bu şaka mı yaptın sen? Ya ben gerçekten anlamıyorum. Bak Gamze'ye de söyledim. Siz ikiniz birbirinizi seviyorsunuz. Bu hala neyin inadı? Ben yemin ederim anlamıyorum. Evlen anlarsın. Lan korkutma beni ya. Bırak şimdi Taci. Ne dedi sana? Ne konuştunuz içeride? Benim suçlu. Yapma Ömer. Bırak da kızsın biraz. Az mı çektirdin kıza? Ama Gamze ilişkiyi yola sokacağım diye didindi durdu. Mahkemede bile boşanmayacağım dedi oğlum bu kız. Ya boşansaydı ne halt edecektin? Artık o pişmanlıklarla sen ne yaşardın Allah bilir. Yat kalk dua et. Bu kız seni kurtardı. Nikah şahidi olacak mı peki? Ha, düşüneceğim dedi. Bana hala kızgın yani. Herhalde. Kına gecesine geliyor mu peki? Ne yapacak? Kına mı yaptıracak? Oğlum ne gülüyorsun lan? Vurma lan vurma. Ha, bu da mı şakaydı? Ne gülüyorsun? Gel, gel. Yürü hadi. Yarın düğünüm var oğlum benim. Bekliyorum. Neyi? Teşekkür etmeni. Seni sevgilinle gördüğümü babana söylemedim ya. Haberi yok ya babanın sevgilinden. Yoksa biliyor da mı onaylamıyor? Hangisi? Bu sizi ilgilendirmez. O çocuk benim evime girdi. Benim evimde olan biten her şey beni ilgilendirir. Ne bakıyorsun? Teşekkür et. Kurtardım seni. Aa, ayak sesleri. Annem mi geliyor? Annene mi söylesem yoksa? Teşekkür ederim. Bir şey daha ekleyecektik ama değil mi? Efendim. Teşekkür ederim efendim. Engin Bey, hayırdır bir isteğiniz mi vardı? Hayırdır, hayırdır Nisan. Müştemilata taşınıyormuşsunuz da Emineciğime hayırlı olsun demeye gelmiştim. O daha belli değil Engin Bey, belli değil. Öyle mi? Ama annem kesin taşınacaksınız gözüyle bakıyor. Biliyorsunuz. O kafasına koyduysa istediğini alır. Yürü hadi Emine. Çamaşırlar var. Bırak. Herhalde. Bırak hadi çıkıyoruz yürü. Ben sonra hallederim. Geç. Anneciğim hayırdır nereye? Markete. Sabun kalmamış, çamaşır suları bitmiş. Nasıl ya? Ben 4 şişe aldım geçen gün. Bitmiş diyorum, bitmiş. Anlatamıyor muyum acaba? Anneciğim ne ara kullanıldı? Ben de onu anlamıyorum ki ya. Annem bak vallahi zehirleniriz. Bak benim başım ağrıyor kaç gündür. Ondan mı acaba? Hmm. Kocanın çenesindendir o ağrı. Gittim hadi ben bitirsen onu. Ne oldu Gamze Hanım? Kocan tekmeyi basmadı inşallah. Bak sakın geri döndüm deme almam içeri. Sana bir daha geri dönmeyeceğimi söylemiştim. Ne geldin o zaman? Nurhan'ı görmeye geldim. O da mı yasak Allah Allah? Anneciğim özledim ben gelemez mi ya o kadar? Şeytan görsün yüzünü. Gidiyorum ben. Ben gelmeden çık git. O ayakkabıları da dışarıda çıkar. Pislik içinde ayakkabılar. Bak paspasa basmış paspas leş gibi olmuş. Tamam anneciğim. Aldırma sana gel. Gel çok özledim. Hoş geldin kuzum benim. Ay ben de. Geç bakalım. Geç. Gel. Gamze'm ben çok merak ettim seni. Bak aradığımda da bir şey anlatmıyorsun bana. Sadık'a soruyorum, o da hiçbir şey demiyor herhalde ben üzüleceğim diye. Ama ben deliriyorum yani, çatlayacağım meraktan. Neler oluyor? Gamze. Kuzum. Ağlama bir tanem, ağlama güzelim benim, ağlama. Ne oluyor anlat bakayım. Anlat. Ömer çok bocalıyor Nurhan. Tamam diyorum. Aşacağım. Ben biliyorum o eski Ömer geri gelecek diyorum. Ama yok olmuyor. Gelmiyor eski Ömer. Benim Ömer'im gelmiyor. Hani o kadın var ya, Vicdan. Ömer'e takmış. Ah, peşini bırakmıyor. Bir de bildiğin bana meydan okuyor. Bankaya geldi. Bana Ömer'in peşini bırak diyor. Ne diyorsun Gamze? Bana. Karısına diyor bunu. Ama sen demedin mi Ömer'e? Deseydin bana geldi böyle böyle söyledi diye demedin mi? Ömer bana mı inanmıyor ki? Bir de kadın demez mi? Ben Gamze'den özür dilemeye geldim diye. Aa! Ömer de ona inandı. Saf. Bak görüyor musun? Cık. Bana bak, sen seviyor musun kocanı? Seviyorum. Peki o seni seviyor mu? Ama bak içindekini söyle bana. Tamam mı? Gerçekten. Ne hissediyorsan onu söyle. Bence seviyor. Tamam. Ağlamayı bırakacaksın o zaman. Duydun mu beni? Meydanı o kadına bırakmak yok. Sen şeytana pabucunu ters giydirirsin be. Gamzesin sen. Duyuyor musun beni? O kadın kimmiş? Toparla kendini hemen. Hem yalnız değilsin ki, ben buradayım. Çağır, hemen gelirim yanına. Ya sen neler neler atlattın Gamze. Bunu mu atlatamayacaksın? Bunu da atlatacaksın Allah'ın izniyle. Canım Nurhan. Canım benim. Ama ağlamak yok artık. Hadi bakalım, akşama kına var. Hadi bakalım, kalk. Hadi toparlanacağız. Bir gideriz, iki döneriz, bir göbek atarız. Böyle kurtlarımızı dökeriz, geliriz kendimize. Bir enerji gelsin be. Pozitif olacağız, bana bak, duyuyor musun beni? Pozitif olacağız artık. Gör bakalım ne oluyor. Dolum yapmak lazım, tamam mı? Hadi bakalım be. Hadi. Evet işte. Hep güleceksin işte böyle. Duyuyor musun beni? Gülmek sana çok yakışıyor. Hep güleceksin. Haydi. Hadi canım, hareket zamanı. Çok şükür. Bak söylenip duruyordun. Her şeyi yerli yerine koyduk. Kapıya bakayım ben. İnsan bir teşekkür eder be. Baba görüyorsun değil mi? Nasıl inat? Ay dur. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz kızım. Hoş geldiniz. Gamze ile kapıda karşılaştık da baba. O da alışveriş yapmış sağ olsun. Niye zahmet ettin kızım? Ağırdır, taşıdın o kadar. Yok ne demek ne zahmet. Baba eşyalar yerleşmiş. Tahir halletti. Sevabına bir teşekkür et de rahatlayalım hep birlikte. Sağ ol Tahir. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Ömer gelmedi mi hala? Gelir birazdan. Ben şunları mutfağa koyayım. Hah dur al canım al. Onları da al. Sen de gel yemeklere bakacağım. Şükran, kına için hazırlanın siz. Ben hazırlarım sofrayı, hadi. Ne kınası ya? Şükran, sen de mi gidiyorsun? He. Yok, olmaz. Çocuklara kim bakacak? Allah Allah Tahir, ben bakacağım. Çocuklarıma bakmaya geldim ya. Yok, olmaz öyle şey. Şükran da burada kalacak. Sen niye karışıyorsun? Kız bütün gün evde çocuklarla ilgileniyor. Gitsin bir hava alsın. Evet, gidip hava alacağım. He, havanı alırsın. Heh. Hoş geldiniz Ömer Efendi. Hayırdır bugün erkencisiniz? Balık sezonu kapandı mı? Hayır. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin Ömerciğim. Gamze. Hoş bulduk. Nisa sen hiç yorulma ya. Onlar yaparlar. Allah Allah ya. Ben de yapıyorum. Hı, tabii. Yapmıyorsun. Sus tamam Tahir. Geç canım sen. Ben bir çorba alırım. Siz kebapçıda yemeyecek miydiniz oğlum? Tamam baba ya. Altlık olur işte. Gamze sen servisi yap. Ben yoğurt unuttum. Onu alıp geleceğim. Tamam. Hadi. Hadi gel. Geç Ömerciğim. Gel. Çocuklar hadi siz de ellerinizi yıkayın. Hadi bakalım. Al çocuğum. Bu çorba tuzlu olmuş ya. Vicdanla evlenseydin o zaman. Tuzsuz tuzsuz çorbalar yerdin. Başlama şimdi şu. Bence gayet tuzsuz. Baba bir bakabilir miyim? Bak çocuğum. Tuzsuz çorba. Tuzu alabilir miyim Gamzeciğim? Baba, bak bu evin kadınları bir olmuş benim üstüme geliyor. Hep senin karın yüzünden. Bak ben sana söyleyeyim, 3-5 güne kalmaz Nisa'yı da bu Şükran'ı da kendine benzetmezse ben de adam değilim, tamam mı? Gamze'nin ne suçu var? Sen kendin kaşındın. Hem inadına yapıyorsun sen. Maksat yengeme eziyet olsun. He, bana diyene bak ya. Sanki benden aşağı kalır hali var. Lan Gamze'yi çektirdiğin eziyetleri herkes biliyor. Hadi tamam, kapatın bu konuyu. Hem siz geç kalmayacak mısınız? Kalkın hazırlanın hadi, çıkın bir an önce. Ben de bir kafamı dinleyeyim. Hadi hadi, tamam, hadi hazırlanalım biz. Hadi. Ya Ömer efendim, evlilik böyle bir şey işte. Ama bunlar daha iyi günlerin senin. Sen dur. Fermuar takacağım o ağzına, fermuar. Kilitli. Anahtarını da atacağım kör kuyulara. Çok iyi olur baba. İç hadi. Yavaş yavaş iç oğlum. Sen çorba içmiyor musun? Yavaş. Ha, tamam. Bekle aç olduk ya burada. Ha, 2 dakika bekledin ya hemen olay çıkardın. Böyle sabaha kadar bakışacak mısınız siz? Hadi. Hadi. Kına gecesine gittiğine göre nikah şahidi de olacaksın o zaman. Taci söylemedim sana. Düşüneceğim dedim. Ne düşüneceksin ya? Bankaya ayağına kadar geldi çocuk, rica etti senden. Çok istiyor işte, üzmesene. Ha, senin derdin bu mu yani? Taci üzülmesin öyle mi? Tamam, olma nikah şahidi falan, boş ver. Bak bence sen ne yap biliyor musun? Burada dert ortam var ya, vicdan, onu çağır. O olsun nikah şahidi. İkiniz beraber çok iyi olursunuz, çok yakışırsınız. Tamam Gamze, tartışmayalım. Bence tartışalım. Sen normalde benim yüzüme bakma. Böyle işin düşünce dibimde bit. Bunlar hep Taci üzülmesin, ona ayıp olmasın diye değil mi? Taci benim en yakın arkadaşım. Ben de senin karınım. O bizim nikah şahitliğimizi yapmıştı, ne çabuk unuttun. Vallahi senin bu haline bakınca unutmayı o kadar çok istiyorum ki. Keşke o günler hiç yaşanmasaydı diyorum. Biz zaten Taci'nin nikah şahidi falan olmayalım. Baksana şu halimize. Boşuna da çocuğun başını yakmayalım. Gelin kızımız çok güzel maşallah. Taci az değil, turnayı gözünden vurmuş. Şanslı çocuk. Ömer değişiyor gibi mi? Hani yola geliyor gibi mi biraz daha? Çok kere ben de öyle sandım ama yok. Sonra hep hüsran. Ben de artık hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Zaten bizim artık bu saatten sonra çok zor. Çok yıprandık. Hep bu vicdan yüzünden oluyor bunlar. Bankaya gelmiş bugün. Kim? Vicdan var işte. Niye gelmiş? Ne demeye gelmiş? Ömer'i bırak demeye gelmiş. Niye gelmiş? Şundaki cesarete bak. Anam biz neyle karşı karşıyayız böyle? Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Cin kırıklı yılan. Neymiş efendim? Ben kaç yaşında kadınmışım. Ömer bir çocuk istese veremezmişim. Öyle diyor bana. Bakın biz çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Öyle böyle değil bu yani. Bak bugün Tahir, Ömer, yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Sana diyorum Nurhan, dikkat et o gözlerini dört aç. Ömer'e anlattın mı bak bugün olanları? Anlatsaydın mı anlasın kadının ne mal olduğunu? Söylemedim. Ama senin söylemen lazım ya. Hayır söylemeyeceğim. Ha işte ben de aynı diyorum da. Ya kadın gitmiş orada. Ben özür dilemeye geldim Gamze'den falan demiş. Ömer de ona inanmış, Gamze'ye değil. Şimdi bizimki de diyor ki madem öyle Ömer Efendi kendisi anlayacakmış. Anlamak istiyorsa kadının ne mal olduğunu bak. O zaman Gamze ya bu anlamazsa sen ne yapacaksın o zaman? O zaman Ömer beni hiç hak etmemiş diyeceğim. Ben bir su içeyim. Ben bir Sadık'ı arayayım bakayım neredeymiş. Ara ara. Dikkat etme Orhan. Allah sen koru ya. Artık bakacağım. Bilmiyorum işte kendine. Merhabalar. Merhaba. Ben bir su alacaktım ama. Boş bardak var mı? Ne bardağı pardon? Ben de saklarım merak etme. Tamam. O zaman şöyle uzatayım. Kızlar getirin siz de. Hadi bakalım. Diyelim o zaman. Taci, oğlum son kararın değil mi? He? Bak oğlum, köprüden önceki son çıkış bu. Başka kaçış yok. Örnek bir bak, yanında Ömer. Allah Allah, Allah Allah. Oğlum ne asıyorsun lan suratını? He? Yalan mı? Boşanamadın işte. Tamam abi, sırası değil şimdi. Ne var lan? Vazifemizi yapıyoruz. Bak bizim başımız yandı, bari bu çocuğu kurtaralım ya. Taci oğlum, bak söylüyorum. Evlenip başını yakma. Evlilik zor iş. Ya Tahir Allah aşkına ya. Allah'ın adını verdim ya. Yok kardeşim. Evlilik zor falan değil ben sana söyleyeyim. Vallahi değil ya. Evlilik berekettir kardeşim. Ha. Kaynananı seçemiyorsun ayrı. Bende bir kaynana var. Canım kaynanan Fatma. Düşman başına kardeşim bak yemin ediyorum sana. Ha ben ne yapıyorum? Karım için katlanıyorum. Katlanırım da gıgım çıkmaz. Ben sana şöyle söyleyeyim. Senin kaynanan da sana dır dır ötecek kardeşim. Susmayacak. Hep böyle başında bitecek. Bak inan. Tamam Sadık abi. Taci'nin gecesi bu gece. Dert gecesi değil, tamam? Biz buraya eğlenmeye geldik. Siz evlilik tecrübelerinizi daha sonra anlatırsınız. Söylüyorum oğlum. Yüksek yüksek tepelere el vurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere el vurmasınlar. Aşçı aşçı memlekete kız vermesinler. Aşçı aşçı kız vermesinler. Nasibinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben de be ağladıydım kınamda biliyorum. Gamze sana da ne bir kına yaptık ne de bir düğün. Öyle geldik işte gitti yani. Ben bir lavaboya gideyim. Bir tutamadın ya ağzını Şükran. Bak şimdi ben de üzüldüm. Ben de tutamıyorum bu ağzını. Ne yapayım koyayım bu. Gel de anlat o kadar insan kızlar. Benim bardağım duruyor mu? Burada. Koysana. Tamam. Yeter mi? Koy. Bitir. Doldur. Bir daha. Abla sen de bayağı hızlısın he. Doldur, doldur. Abla çarpmasın. Ben içmezsem çarpılacağım. Oh. Oldu o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Hadi. Evet abi sen çalardın ya. Şu kadarcıktık hatırlıyorum. Çok güzel çalıyordun. Hadi abi kırma bizi. Al şu sazı eline. Yok oğlum yıllar oldu ben yeminliyim ya. Sen yeminli değilsin küs. Hadi. Kırma Taci. Tamam be kardeşim. Tövbeli değil misin işte? Hadi. Hadi be Tahir Allah aşkına ya. Hadi beyler. Tahir! Yok. Tahir! Yok. Tahir! Abi. Hadi. Kırmızı. Ela gözlüm ben bu. Elden gidersen ela gözlüm ben bu. Elden gidersen zülfü perişanım kal melul, melul, kal melul, melul. Keremet aklımdan çıkarma beni. Ağla gözü yaşını silme lul melul. Elvan çiçekleri takma başına. Elvan çiçekleri takma başına. Kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni ağlatırsan doyma yaşına. Ağla göz yaşını silme lul melul. Tahir abi, kırmadın beni, sağ ol. Sazına sözüne sağlık abi. Ya Tahir, içimizi deldin be biraderim. Bu nasıl bir çalmak, bu nasıl söylemek? Yüreğine sağlık. Çalışmaya devam ediyorlar mı Şükran? Ediyorlar Hacer teyze. Hadi hayırlı akşamlar. Şu anda durumları nasıl? İyi, çok iyi. Hadi yavaş. İyi akşamlar. Nurhan nerede? Nurhan! 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 Ben gidiyorum. Tahir kızar bana şimdi. Gideyim ben. Ya olmaz öyle Şükran ya. Ben Ahmet'i hayatta bırakmazlar. Yok ben dans edemem. Kız ben anın içtim. Dökeceğiz sütleri. Hadi. Yok yok Tahir kızar şimdi. Ben gideyim. Olmaz öyle. Ben de geleyim de. Gamze nerede? Tuvalete gideceğim dedi ya. Kız gelmedi mi daha o? Yok. Dur ben ona bir bakayım şimdi. Çantaları alacağım. Dur azıcık. Al, hadi. Hadi Gülcan. Hop. Oğlanın adı Ömer. Belimi sıktı kemer. Oğlanın adı Ömer. Belimi sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Oğlanın adı Ömer. Benim ince belime, benim ince belime yakışır gümüş kemer. Oğlanın adı Ömer. Yakışır gümüş kemer. Oğlanın adı Ömer. Hoş geldiniz canım. Oğlanın adı Ömer. Belimi sıktı kemer. Nurhan, hadi şarkı söylüyoruz. Tamam güzelim, hadi kalk çıkıyoruz şimdi. Kız tövbe bismillah, bu sarhoş olmuş ya. Ya bir yere gitmiyorum, dur Allah Allah. Olmaz Gamze'm, hadi gel, hadi çıkıyoruz. Şarkı söylüyoruz, beraber söyleyelim. Sen de söyle. Gel, oturuyoruz. Hayır Gamze, olur mu ya? Ya Nurhan, hadi sen de söyle. Sen de söyle, sen hadi. Oğlanın adı... Ömer. Ömer. Belimi sıktık kemer. Oğlanın adı Ömer. Belimi sıktık kemer. Şükran, oğlanın adı Ömer. Belimi sıktık kemer. Benim ince belime. Benim ince belime. Kile, benim ince belime. Yakışır gümüş kemer. Hadi Şükran. Oğlanın adı Ömer. Belimi sıktı kemer. Aynen. Çok güzel söylüyoruz bak. Çok gürültülü burası. Dışarı çıkalım, ferah versen söyleyelim. Hadi gidelim benim. Tamam, açık hava konseri verelim o zaman. Hadi bak. Gümüş kemer, aynalı körük olmazsa ben gelip gitmem. Oğlanın adı Ömer. Aynalı körüğe de binmem. Yanlış notadan söylüyorsun Nurhan. Ben mi? Evet. Yo, Şükran yanlış söylüyor. Söyle bakayım. Kız yok. Oğlanın adı Ömer. Belim büktü kemer değil mi bu? Sıktı. Canımı sıktı bu kemer. Benim ince belime, benim ince belime. Ay sen seninle hesaplaşacağız. Yıllar görüşürüz. Bana bak, yarın sabah erkenden gel, damat tıraşının kralını yapacağım sana. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şu saç modelini artık biraz değiştirelim kankacığım. Tamam, arkaya yatıralım. Yalnız Ömer kardeşim, seni de takdir ettim. Ağzına hiçbir şey sürmedim bu akşam, helal olsun kardeşim. Taci kardeşim biraz arada kaçırdı ama olsun. Az kahrımı çekmedin abi. Sağ ol, hakkını ödenmez. Estağfurullah kardeşim, olur mu öyle şey? Sen Gamze'yi üzme, ben başka bir şey istemem senden. Haklısın, çok üzdüm. O gittikten sonra berbat haldeydim. Bütün öfkemi ona kustum. Günah keçisi belledin. Öyle oldu. Sonrasında da toparlanamam diye korktum. Yanında duramam, destek çıkamam sandım. Benden uzak olsun, kendine yeni bir hayat kursun istedim. Öyle olmuyor kardeşim işte, öyle olmuyor. Ya Ömer'im, yani Gamze'yi tanımıyormuşsun gibi konuşuyorsun be güzel kardeşim. Yani Gamze bu halde olsa sen Gamze'yi bırakır mıydın? Bırakmazdın. Gamze de seni bırakmıyor zaten. Seviyor abi kız seni. Ya görmüyor musun? Deli gibi aşıksan abi kız. Ömer'im. Ya senin ne güzel meziyetlerin vardı be güzel kardeşim. Öğretmendin sen ya. Resim yapardın sen. Böyle bir yere baktığında 3 dakikada pıt diye çizerdin onu. Ya güzel bakardın sen, güzel bakardın kardeşim. Ya Gamze bunu özlüyor. Gamze eski Ömer'i özlüyor. Bütün çabası bu. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim birader bak. Siz böyle devam ederseniz bu kızı gerçekten bu sefer uçurumdan aşağı yuvarlayacaksın. Bak bu kız da etten, kemikten insan evladı. Taş olsa çatlar oğlum. Hayır senin bu hallerine ne kadar daha katlanacak güzel kardeşim. Allah aşkına haksız mıyım? Bir şey söyle. Haklısın abi. Yavaş. Ha. Oh be. Oğlanın adı Ömer. Tamam. Oh havada mis gibi. Mis gibi bak. Gel sen şurada dur. Bir dinlen azıcık. Durabilecek mi? Durabilecek mi? Durdum iyiyim. Allah'ım nefes al ver. Ne yapacağız Şükran? Ben bunu böyle babama gösteremem. Vallahi ben de anneme gösteremem. Lime lime eder ikimizin de etlerini. Ne yapacağız o zaman biz? Selma'ya götürsek diyorum ama bu sefer de Selma'lara götürdüm diye lime lime eder bizi annem. Gamze düşersin. Gamze. Nereye gidiyor? Gamze. Taksi. Ay araba ezecek. Gamze. Niye durdun o taksiye? Nereye gideceksin? Bas gaza kardeş. Gamze ne yapıyorsun? İn çabuk in. Ya bir dur bir dakika. Kardeş hadi bas gaza. Gitme sen dur. Sen dur. İstemiyorum Nurhan gelmeyeceğim. Kardeş sen. Öyle hadi. Sen gazla gazla. Kardeşim vermesin aşağı. İn çabuk in. Gidiyoruz hadi binin arabaya. Hadi. Ya nereye gideceksin sen nereye? Ne yapıyoruz? Kardeş hadi bas gaza sen beni dinle. Bas gaza. Ya dur gitme. Hiçbir yere gitmiyoruz kardeş dur şimdi. Hadi. Nurhan gidiyoruz dedim gidiyoruz. Ya Gamze sen nereye gideceksin? Nereye gideceğiz biz? Ya kurban olayım in. Gelmiyorsanız gidin o zaman. Tamam. Gidin. Tamam kay kenara. Bin arabaya Şükran. Nurhan biz nereye gideceğiz? Bilmiyorum Şükran. Bir rezil rüsva olduk el aleme zaten bil. Hadi yürü. Ya Gamze nereye gidiyoruz? Ya şoför biliyor. Tamam. Bey kardeşim, sen indir bizi müsait bir yerde inelim biz hadi. Burada duramam abla. Zaten durma kardeş, yürü. Gazla. Sen bir dur azıcık ya. Ya niye duracaksın Nurhan? Allah 40 yıldır dışarı çıktık. Sokağa çıktın be. Çıktık şükür. Allah'ım ne bu başımızı elimdir yarabbim. Kaçıncı viteste gidiyorsun? Yani 3 mü 4 mü? 3. viteste gidiyorum. Kim bu saatte ya? Ömer mi sen? Ne geldin yine? Bak polis çağıracağım. Ömer falan da burada değil. Git hadi olay çıkmasın. Bu akşam saz çaldım Vicdan. Yıllar sonra sazı elime aldım. Eskiler geldi aklıma. Çalıp söylediği bisküviler. Ömer? İyi akşamlar. İyi akşamlar Çiçek Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de bizimkileri almaya gidiyoruz. Dağıldı mı kına? Evet, bitti. Ama sizinkiler taksiye binip gittiler. Gittiler mi? Neden? Yani nereye gittiler ki? Vallahi biraz şey oldu kınada. Ne oldu ya? Gamze biraz içti de. İçti mi? Hmm. Nerede şimdi peki? Eve mi götürdüler? Öyle yapmışlardır tabii canım. Siz bakmayın Zerrin'e, abartıyor biraz. Telaşlanacak bir şey yok. Vallahi apar topar çıkardılar Gamze'yi dışarı. Yani eve gitmem diye de bir tutturdu. Sonra oradan bir tane taksiye attı kendini. Şükran'la Nurhan da oradaydı. Çıkarmaya çalıştılar onlar da içinden ama o sırada taksi uçtu gitti yani. Zerrin. Hayır, Şükran'la Nurhan da mı gitti? Müsaadenizle biz gidelim artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah Allah. Ne oluyor birader? Ara abi ara. Ömer, bunlar zehirlenmiş falan olmasınlar. Hastaneye gitmiş olmasınlar birader. Bu akşam saz çaldım Vicdan. Yıllar sonra sazı elime aldım. Baba. Ne oluyor, iyi misin? İyiyim. İyiyim ya. Sen niye yatmadın? Hadi git yat uyu. Yok. Uykum yok, sizi bekledim. Annem nerede? Nasıl yani? Annen gelmedi mi daha? Git bizim odaya bir bak, o kesin yatıyordur. Baba bekledim diyorum ya, yok. Gelmedi, gelse görürdüm herhalde. Gelmedi ki. Ulan ya sen sabır ver bana ya. Bak ya beni deli çıkaracaksınız. Vallahi ben deli çıkacağım. Deli çıkacağım. Nerede bu annem? He? Madem bu saate kadar oturuyorsun, boş boş duracağını arasaydın ya anneni. Ben mi suçlu oldum şimdi ya? Hem siz birlikte gelmeyecek miydiniz? Almaya gitmedin mi annemi baba? Bir hesap vermediğim sen kalmıştın. Annem bitti, babam bitti. Bir sen kaldın hesap vermediğim. Yok, açmıyor, yok. Onda bir haller var. Zaten o Gamze karısına uyup özgürlüğünü ilan ediyor hanımefendi. Kendi yuvası yetmiyor, şimdi bizimkine ot tıkıyor. Baba, Gamze ablanın ne suçu var Allah aşkına ya? Annem iyi değil. Evet. Nasıl sen üzüyorsun onu baba? Bizim hiçbir şeyin farkında olmadığımızı düşünüyorsunuz. Biz her şeyin farkındayız. Annem senin yüzünden üzülüyor baba. Eda sen... Hayırdır ya? Hayırdır o bacak kadar boyunla? Ne yapmışım ben annemi? Ne yapmışım? Hadi yürü git odana. Yürü. Bak zaten canım burnumda, canımı daha fazla sıkma benim. Sıkılsın baba. Hepimizin sıkılıyor. Biraz da senin sıkılsın mesela. Biz ne kadar korkuyoruz. Senin haberin var mı annem bizi bırakıp gidecek diye? Annem her gün oradan oraya koşuşturup duruyor. Ama sen görmüyorsun bile baba. Hep bağırıyorsun, azarlıyorsun annemi. Sonra da suçu Gamze ablaya atıyorsun baba. Eda, bak elimde kalacaksın. Yürü git odana, hadi yatsı var şimdi. Hadi! Uykusuzluk senin başına vurmuş anlaşılan. Uykusuzluk değil baba. Sen vurdun başımıza. Vurmaya da devam ediyorsun. Ama şunu bil. Eğer annem senin yüzünden bizi bırakıp giderse seni asla affetmeyeceğim. Asla. Ne terk etmesi be? Kim kimin nereye terk ediyor? Ne diyorsun? Senin dilin fazla uzadı. Annenin dolduruşuna geliyorsun değil mi sen? Çıkmayacaksın o odadan. Düğümün de yok sana. Ben söyleyene kadar cezalısın sen. Çıkmayacaksın o odadan. Bir o eksikti. Yoktur ya, öyle bir şey yoktur. Yoktur öyle bir şey. Beni bıraksa çocukları bırakmaz babam. Babam bırakmaz. Nereye bırakıyor? Ulan dertler bin olmuş. Bir sen eksiktin Şükran. Bir sen eksiktin be. Burada inelim. Burada. Niye duruyorduk burada? Ne var burada? İn Şükran, in. Kim bilir ne var? İn. Ne yapacağız burada biz Nurhan? Gamze, güzelim niye durduk burada? Hadi gel binelim gidelim elimize. Hadi bir tane. Abla ücret. Taksiyi çevirenden niye alıyorsun acaba parayı? Kaç tuttu? 100 lira versen yeter. Nurhan, içeri giriyor bu. Şükran tutsana Gamze'yi. Yok ben içeri giremem, tutamam. Al yetiyor mu? Yeter lan. Yeter iyi hadi. Al, hadi. Dur ben geliyorum. Gel. Şükran hadi Gamze'yi çıkarmamız lazım oradan gel. Nurhan ben gelemem, alkollü mekan. Ne demek gelemem Şükran? Çıkarmamız lazım Gamze'yi hadi diyorum. Nurhan ben giremem içeri. Şükran seni nasıl bırakayım burada, olur mu öyle şey hadi? Yok gelemem. İyi tamam kal burada. Ben alıp geliyorum tamam mı? Hadi bakalım. Gamze neredesin Gamze? Pardon. Allah Allah. Ay herkes her yerlere sahip çıksın. Gözünüzü seveyim ya pardon. Canım burnumda zaten. Pardon. Gamzeciğim kalk gidiyoruz hadi. Hadi canım. Nurhan sen de mi geldin? Hadi kalk. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hadi. Nurhan Allah aşkına gel ya seninle oturalım şöyle kardeş bir kafalarını çekelim. Hadi gel. Ne içersiniz? Bize sever. Hayır ne içmesi be? Hayır içme falan yok gidiyoruz biz. Sen zaten Zizur'una sarhoş olmuşsun ne içmesi? Hadi bırak hadi. Şu gitsin öyle. Ol söz. Su var mı kardeş? Ben su alırım sek. Tabii. Su sek. Sakin ol. Sakin, relax. Allah Hadi. Tövbe. Ay çok gerçekten özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben özür dilerim. Tamam git sen. Alkol bu. Allah'ım alkol oldum ya Rabbim. Alkol oldu bu. Hayatta olmaz. Hayır gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Bırak içeceğim ya. Hayır gidiyoruz. Bak Ömer de merak eder sonra. Hadi bir tane. Hadi. Ömer mi? Beni mi merak ediyor? Güleyim. O beni merak etmiyor ki. Merak etse niye? Çünkü o kadına gitmezdi merak etse. Güzelim çok sarhoşsun sen. Hadi bak lütfen. Sarhoş oluyor da sarhoş oluyor. Oluyor da. Sarhoş ol. Evimize gidelim artık güzelim. Hadi olur mu? Hadi gel. Şunu bitireyim. Söz. Olmaz. Şunu bitireyim söz. Bismillah. Dokunmayın lütfen, sosyal mesafe. Dur, bismillahirrahmanirrahim. Nurhan. Ay ya, bir peçete ver kardeşim bana, ne olursun. Alkol batırdı beni. Ah, ah. Buyurun. Nurhan biz niye gidiyoruz? Dur, bir dakika, dur. Sadık. Alo Sadık. Alo Nurhan. Neredelermiş abi? Neredeler? Neredesiniz siz? Ben arıyorum. Niye telefonumu açmıyorsunuz benim? Bağırma bana Sadık. Vallahi canım burnumda, zaten canını sıkarım senin ha. Benim de canım burnumda. Bizim de canımız burnumuzda. Neredesiniz siz? Bu sesler ne? Bardayız Sadık. Nurhan söyleme. Bardayız mı? Bara mı gitmişler? Hangi bar bu abi? Sor. Hangi bar? Senin barda ne işin var? Hangi bardasınız siz? Neredesiniz? Neredesin sen? Benim Sadık. Gel topla beni buradan. Nurhan. Dedi ya benim canımı sıkma. Ne? Barın adı ne Şükran? Bilmiyorum ki. Kardeş barın adı ne? Hertz Bar. Ha, ne? Hertz Bar. Hertz Bar Sadık. Tamam. Hadi. Anladın mı? Hayrabolu'nun Hertz'i. Tamam. Nurhan. Gamze gitti. Nurhan ne oluyor orada? Kapatıyorum Sadık, tamam mı? Kapatıyorum. Çok acil gelmeniz lazım. Hadi bakalım. Hadi. Nurhan beni bırakma. Nefesim darlandı. Pardon. Bana yakın dur. Yakın dur. Nurhan beni bırakma. Durum acilmiş, hemen gelin dedi birader, yürü. Anladım ben neresi olduğunu. Allah Allah, Allah Allah, delirtecek bu kadın beni. Pardon, hadi tamam Gamze, hadi canım, hadi gidiyoruz. Hadi güzelim benim. Gitmiyorum ben hiçbir yere. Ay, niye dans etmiyorsunuz siz? Sana ne arkadaşım? İşine bak sen. İnşallah başımız belaya girmeden çıksak buradan keşke. Allah'ım sen yardım et. Ne diyorsun Şükran? Anlamıyorum. Başımız belaya girmeden çıksak buradan keşke inşallah. Allah'ım amin. Benim başım yeterince belada Şükran. Ben olan olmuş artık. Bitmiş, giden gitmiş. Ben o yüzden koyverdim gitti. Kendine geliyorsun şimdi, bana bak. Tamam mı? Gitmiyorum. Has, Sadık. Sadık. Ömer. Nurhan! Ya ne oluyor Allah aşkına, ne oluyor? He? Aldatıldık. Ya bu ne işti bu kadar? Aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar dinliler, söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, dünya böyle değil. Ömer, ben elimden geleni yaptım kardeşim. Ne olur, ikna edemedim. Tamam ben halledeceğim abi. Sen ablamla yengemi al çıkın hadi. Hep beraber birader. Hep beraber hadi. Yürü çıkıyoruz. Ya ben bir yere gitmiyorum, sen git. Bitti senin eğlencen. Çıkıyoruz burada. Bitmedi eğlence, daha yeni başlıyor. Bırak. Ayakta duramıyor bu. Bak çıkıyoruz. Ya bırak sen git, istemiyorum. Allah Allah. Buradan beraber çıkacağız. Sen gidiyorsun, ben burada kalıyorum. Güle güle Ömer. Bak benim sinirlerimi daha fazla bozma. Gamze çık. Ben Türkçe konuşuyorum. Sen anlamıyor musun? Sen duymuyor musun ya? Falana falana kaç kuşa. Erim. Ömer, ay, Ömer sen nasıl taşıyacaksın koca kadını böyle omzuna, yazık değil mi? Çocuk gibi davranırsa taşır yani. Bırak. Hadi çık, Ömer, çık. Çık. Ömer bırak, Ömer. Yardım edin. Ömer sarhoş laftan damladı. Ömer yap. Aa ne oluyor be? Tahir. Oturuyorum. Asıl ben sana sorayım. Şükran Hanım. Neredeydiniz bu saate kadar? He? Arıyorum, telefonunu da açmıyorsun. Aa, sen beni mi aradın? Ya işte kına gürültüsü, yüksek tepeler falan derken ben hiç görmemişim. Sen niye böyle karanlıkta oturuyorsun peki? Bir şey mi oldu? Ne olacak? Sen söyle. Bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak işte. Kına bitti, geldim ben. Hı. Kim getirdi sizi? Nurhanlar getirdi. Niye bu saate kadar geciktiniz be? Ya şey, çıktık işte, taksi yok ya. Bekle anca yani. İyi tamam. Bundan sonra gecikeceğin zaman şu kızını ara, ona bir haber ver. Sonra benden hesap soruyor, tamam mı? Eda mı? Ya. Ne oldu canım şimdi, ne hesabı ya? Şükran Hanım, Eda babasından hesap soruyor. Artık kimden yüz buluyorsa, kimin dolduruşuna geliyorsa. Ama bak, ya sen bu kıza bir çeki düzen ver ya da ben şekil vermesini bilirim ve daha fena olur. Ya ne oldu Allah aşkına? Bir eğlence yapalım dedik. Yüz ağzından burnundan geldi ya. Kızına sorun oldu. Uyumamıştır. Tutturdu seni göreceğim diye. Düğün müğün yasak ona. Anladın mı? Ben evden çık diyene kadar da bu evden çıkmayacak. Tahir. Bak sen yine başladın o yasak bu yasaklara. Sen artık bu evde fazla bir şey de yasaklayamazsın. Sen onu önce bir bil. Git başkalarına yasakla neyi yasaklayacaksan. Gidip kıza bakacağım şimdi. Sen ayrıca git bir yat. Şu haline bak. Ölü balığa dönüşmüşsün. Sonra seninle mi uğraşacağım ben sırtım ağrıdı, belim ağrıdıyla? Sen bir kendine gelsene be Şükran. Bu ne Allah Allah? Herkes bana bir kazan kaldırıyor be. Bıktım ya, tükendim, bittim vallahi Allah Allah. Bitmiyorlar arkadaş, bitmiyorlar be. Gamzesiz bitti, vicdanı başladı. Artık yıllar sonra gelecek. Eda. Yavrum ne oldu? Çocuğum sana ne oldu? Ev halin Eda. Git bakayım söyle. Git otur bakayım sen. Ne oldu yavrum? Babam seni çok üzüyor anne. Geçen gece de kavga ediyordunuz zaten. Ayrılacaksınız. Bizi bırakıp gideceksin diye korkuyorum. Yok olur olmaz tövbe. Kızım ben sizi bırakıp nereye gideceğim? Ayrılık falan nereden çıktı bunlar Eda? Ama öyle anne. Biliyorum. Mutsuz insanlar da ayrılmaz mı zaten? Siz de mutsuzsunuz işte. Sen bu yüzden mi kavga ettin babanla? Yok çocuğum bak. Aile içinde kavgalar olur, tatsızlıklar olur, tartışmalar olur. Yani öyle ayrılmak dediğin o kadar kolay bir şey mi Eda? Hem ben sizi bırakıp nereye gideceğim? Olur mu öyle şey? Hadi sen yat bakayım. Hadi. Hadi yavrum benim. Hadi sen düşünme bakayım bunlar. Saat de çok geç oldu. Yat uyu bakayım. Hadi. Yat bakayım. Hadi uyu bakayım güzel kızım. Hadi. Anne. Babam düğüne gitmemi yasakladı. Olmaz öyle şey. Gideceğiz o düğüne beraber. Anne. Kızım Eda yat artık. Eğer gidersen. Bizi de yanında götürürsün değil mi? Bırakmazsın bizi. Eda yavrum. Yok öyle bir şey. Kaç defa söyleyeceğim ben. Yani insan evladını bırakıp gidebilir mi Eda? Hadi uyu sen. Şimdi içim rahatladı işte. Rahat rahat uyurum. Anne. Eda. İyi geceler. Ha. İyi geceler kızım. Hadi gel. Ya ben geri gideceğim. Bıraksana beni. Gamze değil. Ya bırak. Ya bırak diyorum Ömer. Bırak. Amacın ne? Amacın ne? Ne yapmak istiyorsun sen? İçip içip eğlenmek istiyorum. Tamam mı? Ama sen her zamanki gibi benim keyfimi bozdun. Bundan mı keyif alıyorsun sen? İçip içip gece gezmek mi keyif? Bu mu senin istediğin hayat? Evet. Seviyorum ben gezmeyi, eğlenmeyi. Sana ne? Ben böyleyim. Sen bana karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Sen kimsin? Sen ne hakla bana karışıyorsun? Ay sakın karımsın falan deme bak. Sakın ha. Nerede yüzük? Bak. Yok. Parmakta yüzük yok. Niye? Çünkü sen o yüzükleri benim avcuma koymuşsun hazırlarsan. O yüzden sakın karımsın falan deme bana. Ben geri döneceğim. Gamze. Geldik buraya kadar, hadi gir artık içeri. Ya istemiyorum, girmeyeceğim. Çekil. Bak şaka yapmıyorum, gir içeri artık. Ya bana ne, ne yapıyorsan yap, şaka yapıyorsan yapma. Ben gidiyorum. Sen beni çok hafife aldın. Ömer, sen iyi alıştın ha. Bırak. Bağırma. Bırak. Bağırma. Vallahi bütün mahalleyi uyandıracağım şimdi. Bağırma. Bırak. Ya bırak. Ömer, bıraksana. Bırak beni. Bırak dur, bırak. Bırak. Sen ne getirdin beni buraya? İstemiyorum. Ya gitsene. Niye gideyim? Rahat ol da koşa koşa bağırlara gittiğim mi? Ne oldu? Sen niye korkuyorsun ha? Sen ne yapacağım diye korkuyorsun? Abuk sabuk konuşma. Ne yapacaksın? Kapımda bekçilik mi yapacaksın benim? Maazallah barlara giderim de sonra senin gibi orada böyle olur olmaz hareketler yaparım diye mi korkuyorsun sen? Senin bir daha içmeni istemiyorum. Çok geç artık Ömer Ademoğlu. Bundan sonra böyle artık biraz da sen beni çekeceksin. Sen de benim gibi kendini rezil edeceksin yani. Sen kendini rezil etmek için mi içiyordun? Hani benim yüzümden içiyordun? Hani bütün kötülüklerin sebebi bendim? Şimdi de ben seni suçluyorum işte. Şimdi de ben seni yüzünden bu haldeyim. Benimle içim sızlıyor. Utancımdan geberiyorum. Bütün bunların sorumlusu sensin. Gittim. Tamam mı? Gittim, dağıttım, içtim. Var mı bir diyeceğin? Sen o kadına gittin ya. Sen benim önümde o kadını korudun ya. Ben bunu unutmam Ömer Ademoğlu. Ben bunu hayatımın sonuna kadar unutmam. Sen o kadına hiç gitmeyecektin. Hiç gitmeyecektin sen o kadına. Sen bunu bana nasıl yaparsın? Sen bunu bana nasıl yaparsın? Ne oldu hani? Hani ben senin Gamzendim? Hani ben Ömer'in Gamzesiydim? Ne oldu? Bitti mi? Alçaksın. Pislik. Domuz. Nankör. Git, istemiyorum seni. Gitsene. Ne yapıyorsun? Yapma, yaklaşma bana. Ayakkabılarını çıkaracağım. Benim İstemez. Ay beni de çok düşünür. Gözlerim yaşardı. Kendimi çıkarırım ben. Ayakkabımı bile çıkaramıyorum. Ayakkabımı bile çıkaramıyorum. Hepsini. Ama ben sana göstereceğim gününü. Ben sana gününü göstereceğim. Sen göreceksin. Bak ben daha sonra neler yapacağım. Sen göreceksin bana bunları yapmak ne demek. Git. Gel buraya. Ömer. Efendim? Senden nefret ediyorum. Hakan şunu yok et. Çöpe möpe at. Tamam. Vicdan. 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 Ne oluyor Kamil sabah sabah? Evlen benimle. Ne? Evlenelim. Evlenme teklif ediyorum sana. Ay Kamil git Allah aşkına ya. Sarhoşsun, aklın başında değil. Hadi. Bir dakika. Aklım hiç bu kadar başımda olmamıştı. Evlenelim. Hadi. Manyak manyak konuşma Kamil. Evlilik benim kitabımda yok. Hadi. Kızım ne istiyorsan yaparım. Evse ev, paraysa para. Ben artık yapamıyorum o kadınla Vicdan. Ay uzattın ama Kamil hadi. Hadi ayılınca konuşuruz hadi. Vicdan bir dakika evleneceğiz diyorum ya. Seviyorum seni diyorum. Seviyorum ya, anlamıyor musun? Kamil git hadi. Ya Allah Allah bir şey ifade etmiyor mu? Seviyorum seni diyorum ya. Kızım evlenme teklif ediyorum. Bu nasıl şey ya? Ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Vicdan. Açsana kapıyı. Vicdan aç şu kapıyı. Seviyorum ulan seni. Ölüyorum ulan senin için. Aç şu kapıyı. Vicdan. Vicdan aç şu kapıyı ya. İstersen geber. Vicdan. Vicdan aç. Ölüyorum ulan senin için. Evlen benimle hadi. Vicdan. Hemşire! Hemşire! Babaanne. Aa, günaydın güzel kızım. Günaydın. Şükran hemşiremi hazırladı kahvaltıyı. Aa yok. İçkici olan. Sen bana su koyar mısın? Ha, tabii. Afiyet olsun. Ay yine gel. Yine gel. Günaydın. Hayırdır? Ne bu böyle sabah sabah? Çamaşır asacağım. Müsaade edersen. Buyurun. Ne oldu buna böyle acaba? Kafasına saksı falan mı düştü? Otura diye bir şeyler. Bir dursana sen. Bu tişörtü kim giydirdi bana? Hatırlamıyor musun? Neyi? Ben giydirdim. Ne gerek var? Niye bana tişört giydiriyorsun? Kendi kıyafetlerimle yatardın. Sana ihtiyacım yok. Bana ihtiyacın yok. Sen hatırlamıyorsun tabii ne halde olduğunu. O kadar sarhoştun ki üstünü bile çıkartamadın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar yenge. Şükran, ben dün gece için senden çok özür dilerim. Yok tamam. Bak gelirler, duyarlar sakın. Daha Ömer, Gamze kimseye söylemeyin bak barlarda olduğumu. Özellikle Tahir duyarsa yine bak delirir, bağırır, çağırır. Ben hiç uğraşamam daha onunla. Gördün mü insanları ne hale düşürdüğünü? Eltin'le eniştenin ötleri koptu. Yok tamam canım tamam geçti gitti. Sen nasılsın şimdi, iyi misin? İyiyim, iyiyim sağ ol. Sen yine hangi ara kalktın da çamaşırları asmışsın, kahvaltıyı hazırlamışsın. Ne zaman yaptın? Ben hazırlamadım. Kim? Ömer. Sen fabrika ayarlarına geri dönüş herhalde. Ya ne demezsin. Nerede o günler? Ha. Neyse ben Tuna'ya bir bakayım da buradan da çıkarım. İşe geç kalacağım. Ama acık kahvaltı etseydin ya. Bak Ömer kendi elleriyle hazırlamış. Bankada bir şeyler atıştırırım. Ben de çıkıyorum. Sen de yemeyeceksin. İştahım kaçtı yenge. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbi. Ne yürüyorsun yanımdan git. Dün gece olanları sen hatırlamıyor olabilirsin ama ben gayet net hatırlıyorum senin ne halde olduğunu. Alışacaksınız bu hallerime Ömer Ademoğlu. Sen kızdırmak için bana böyle inadına konuşuyorsun. Aa, niye inadına konuşayım? Vicdan yüzünden. Sus, duymak istemiyorum. Dün gece sen bana söylediklerini hatırlıyor musun? Ne söylemişsen ben özür dilemem gereken kişilerden özrümü dilerim. Ama senden asla özür dilemem. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sensin çünkü. Vicdanla yatmadım ben. Ne demek şimdi bu? Anlamadım. Neyini anlamadın? Daha nasıl söylenir ki bu? Vicdanlarımızda bir şey yok. Olamaz. Var diyordun. Defalarca sordum sana. Niye bir şey söylemedin? Şimdi burada böyle ayaküstü söyleyince ben sana niye inanayım? Bak, evine gittim kabul. Yedim içtim de. Ama aramızda bir şey olmadı. Tamam mı? O yatak meselesi de ben baygındım, beni yatırmış o kadar. Altında bir şey aramam. Hı hı. Söyledim işte sana gerçeği. Niye inanmıyorsun bana? Sen niye bana inanmadın? Haluk diye ciğerimi yemiştin. Sana dökmediğim dil kalmadı. Sen inanmadın bana. Tamam, anladım ben. Sen neyi anladın ya? Birlikte olduğumuzun sabahı ben hazmedemiyorum, ben yapamıyorum dedin. Sonra benden boşanmaya kalktın. Beni mahkeme kapılarına götürdün. Herkesin ortasında orada senden boşanacağım dedin. Ve benim hiçbir günahım yokken sen bana bunları yap. Ama burada gel, benim vicdanla aramda bir şey yok de. Ben de sana bir çırpıda inanayım. Oh be! Ne kadar güzel. Çok beklersin. Heh, bak. Sana bakıyor. Elinde poşetler de var. Kıyamam. Sen bir yardım et. Hadi, hadi koş. Hadi koş. Gamze saçmalama. Gamze. Yok olmuyor böyle. Dedem yakaladı, Engin yakaladı. Oo, adıyla da hitap etmeye başlamışız. Yaman aynı yerde çalışıyoruz, şey yapıyoruz. Ne diyeceğim başka? Anana babana söylerim diye sıkıştırıyor mu o hiç seni? Yok. Yok, hayır yani. Konuşmadı yani seninle. Hayır diyorum Yaman. Hadi bak git ne olur, bu çocuk bu saatte çıkıyor dışarıya, görecek yine. Çıkıyorsa çıksın Emine. Ondan mı korkacağım? Ya yine görürse? Ya görürse görsün, sen benim sevgilim değil misin? Ona ne? Yaman ya babama söylerse yine? Hele bir söylesin, bak ben onu nasıl gebertiyorum. Emine, annen müştemilata yerleşiyor. Hadi koş yardım et, oyalanma. Bak ben, çocuğu benim duruma geldi. Ben gerçekten öldüreceğim bunu. Yaman sakin ol, tamam. Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Üstüne bir de gittim bu herifle aynı eve taşındın ya. Sen bana niye söylemedin taşındığını? Ben de yeni öğrendim çünkü Yaman. Şu an öğrendim ben de. Ama o kadar dil döktüm, ben taşınmayı sanmıştım. Ama taşınmışsın değil mi? Daha fazla direnseydin, daha fazla bir şeyler söyleseydin, diretseydin ya da ben zamanında sana söylediğimde benimle kaçıp gitseydin uzaklara. Sen bunların hiçbirini yapmadın Emine. Yaman, yapabileceklerim bu kadar. Tamam mı? Bu kadar. Daha yapabileceğim hiçbir şey yok. Daha ne yapayım ya? Güzel. O zaman güle güle bu herifle aynı çatı altında otur, olur mu? Kim bilir, belki hoşuna da gidiyordur. Yaşamak istemediğimi söylemedim mi size ya? Siz niye beni hiç dinlemiyorsunuz? Ben insan değil miyim? Söz hakkım yok mu benim? He? Hem sen buraya böyle yanaşma gibi gelmeyi nasıl kabul ettin anne? Nasıl yaptın sen bunu? Bu musun sen anne? Bu musun sen ya? Bu değilsin anne. Bu değilsin sen. Çok daha fazlan var hatta. Ama o korkun yok mu? O korkun var ya anne. Ödün kopuyor değil mi tabularını yıkacaksın diye? Ödün kopuyor. Bizi de böyle anca sürükle arkandan. Anne uyan artık. Yeter ya. Ne yapıyorsun anne, uyan artık. Rüyada mısın, uyan? Ne yapıyorsun? Burada. Bu ne gürültü? Ne oluyor? Yok bir şey Hülya Hanım. Aa, şuna bak. Ne oluyor buna? Ergenlik işte. Yani gençlikte oluyor böyle şeyler. Bilmez miyim? Ay ben ne çektim o Engin'den. Hoş hala çekiyorum da neyse. Şimdi nasıl buldun evi? Çok güzel değil mi? Geniş, ferah, pencereler büyük, ışıklı, daha ne? Hem bütün eşyaları da tamam, artık sadece sil süpür temizle yerleş. Bakarım ben. Neyin var senin? Bir durgunsun. Yo, iyiyim iyiyim. İyi görünmüyorsun. Hasta olma sakın. Ya kim bakacak sonra bana? Neyse ben seni bırakayım. Sen bir güzel yerleştin mi? Hülya Hanım ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Niye? Bizim mahallemizde bir tanıdığımızın düğünü var da oraya gitmek için. Sizin mahallede? Ha, evet. Sizin mahallenin neresindeymiş bu? Hülya Hanım, o kadın gelir diye düşünüyorsanız o kadın gelemez düğüne yani. O yüzden soruyorsanız. Kamil'i koluna takıp gelmesin sonra. Yok canım, yok. Ben neler gördüm bir bilsen. İzin veriyor musunuz şimdi? Çıkabilir miyim? Yok. Gidemezsin. Ama... Ama ne? Yani ben yalnızım evde. Ya nereye gidiyorsun? Ben yalnız kalamam. Aa, yok artık. Ya Sadık abi, biz onu o halde bardan almışız. Ben zar zor eve getirmişim, hala omzum benim, her yerim ağrıyor. İnsan bir teşekkür eder değil mi? Yok. Sabah kahvaltı bile hazırladım ona. Kahvaltı mı hazırladın? Pardon. Hani yüzüne bakmayacaktın, kahvaltı nereden çıktı? Yaranmaya mı çalışıyoruz yoksa? He? Bir yerlerde hata mı yaptık acaba? He? Abi ben ne yaramayacağım ona ya? Acıdım haline, çok kötüydü. Boğazından bir şey geçsin de kendine gelsin diye dedim. Ama yok. Elini bile sürmedi hanımefendi. Sonra başladı yine. Yok sen vicdanla öylesin, yok sen vicdanla böylesin. Yok diyorum, yok bizim aramızda bir şey yok diyorum ama yok, anlatamıyorum ben. Ya kardeşim şimdi beni konuşturacaksın Ömer. Ya sen zamanında bu kıza Haluk'la falan filan mevzuları yapmadın mı? Haklı abi, o da konuşmak haklı. O başkaydı, başkaydı, başkaydı. Kolay gelsin beyler. Kolaysa başınıza gelsin Taci Bey. Damatız diye piyasada yoksunuz, tut şunun ucundan. İyi ver. He. Taci. He. Ver. Gamze'nin nikah şahidi falan olacağı yok. Çok söyledim, kapris yapıp duruyor. Sen kendine başka bir şahit bul. Gamze olur dedi bana. Olur mu dedi? Ha, nikah şahidim olmaya kabul etti. Kabul etti. Ne zaman söyledi sana bunu? Sabah bankadan aradı. Şuraya bak ya. Bana niye söylemiyor bu kadın? O kadar rica ettim değil mi? Bir şey söylemesini bekliyorum burada. Bana niye bir şey söylemiyor bu kadın? Oğlum ne sinirleniyorsun? Damat benim diye bana söylemiş işte. Ne var bunda? Ben de kocasıyım. Bana da söylemesi lazım. Tamam boş ver uzatma. Bak ne iyi oldu. Ben çok sevindim. Sen sevinmedin mi? Çok yapma, çok yapma. Dağıtıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ver şunu. Ne bu böyle? Boyanmışsınız. Git yüzünü yıka. Sen de Eda. Yıkamayacağız. Şükran, sen boyanamazsın. Ne diyorsun sen Tahir ya? Sen acaba o vicdanla evlenseydin bunları söyleyebilecek miydin ha? Şükran, delirtme beni. Git şu yüzünü yıka. Sen hayırdır ya? Ben sana düğüne gidilmeyecek demedim mi? Tahir çok uzatma. Ben izin verdim annesi olarak. Gelecek tabii benimle düğüne. Ama ben izin vermiyorum. Anladın mı? Bu ne hal ya? Ya ne var canım halimizde? Bak bu da boyanmış senin gibi. Şu üstünüze bakın. Bu ne böyle parıl parıl parlıyorsun sen ya? Kime örnek alıyorsun siz ha? O Gamze karısından öğreniyorsunuz değil mi bunları? Sen bu düğüne gelmiyorsun. Sen de şu yüzünü hemen siliyorsun. Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz yine? Baba bu Gamze geldi geleli bozdu bizim kadınlarımızı. Ya şunların haline bak baba. Şu Şükran'a bak, şu Eda'ya bak ya. Gamze'ye özeniyorlar bunlar. Abi saçmalama, ne alakası var şimdi Gamze'yle? Ne alakası var? Aynen, ne günahını alıyorsun sen kızın? Ya baba Ömer, hani düğün var diye azıcık biz de yani süs edelim dedik bu ya. Duydun işte. Hem hiçbir aşırılıkları yok. Gayet düzgün, edepli giyinmişler. Uzatma Tahir. Uzatma. Ben anneme bakıyorum. Al sana Ömer. Edep mi bu şimdi? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Doğru konuş. Bir de cevap veriyor. Bu kadın bozuyor bizim işte adamımızı. Abi yeter. Estağfurullah. Kızım sen de hazırsan hadi biz de çıkalım. Hiç. Çok güzel olmuşsun canım. Allah daim etsin mutluluklar. Mutluluklar. Allah mutlu mesut etsin. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Tebrik ederim. Nezahat teyzem nasılsın? İyi gördüm seni. Ay maşallah giderek gençleşiyorum maşallah. 41 maşallah. Hocam. Öpeyim. Ay. İyisin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tahir hoş geldin. Ne yaptın? Ne güzel olmuş ya. Sen kendine bak. Anne, ben Erdem'lerin yanına geçiyorum. Tamam. Geldi seni görüşürüz. Ha. Hayır, gel çocuğum. Yanıma oturmasını sanmıştım. Bizi herkes aile biliyor ya Ömer. Ondan. Keyfimden oturmuyorum yani. Yılın çifti diyelim mi? Hayır, seni çağıran var sanki. Senin ne işin var burada? Ne işi olacak işte, olay çıkarmaya gelmiş. Ne işi var umarım burada? Bilmiyorum. Anne, evet şuraya dur. Tamam kızım, çekiştirme ya. Vicdan. 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 Kızım, evlenmeye geldim seninle. Gel bir bak. Ne oluyor? Aman Allah'ım manyağı. Bırak ulan peşimi. Bırak deli kadın. Bırak artık ya. İstemiyorum ya. Vicdan. Bak Hülya'dan boşanacağım. Seninle evleneceğim. Açsana kapıyı. Vicdan. Ya aç, kıracağım artık kapıyı ya! Ya açsana kapıyı, şu halime bak, evlenmek istiyorum. Ne haldesin? Açsana kapıyı! Ya aç ya! Aç, aç! Delirteceksin beni gene ya! Vallahi delirteceksin ya! Kamil Bey, Kamil Bey! Ya dur Allah aşkına! Kamil Bey! Açsın, ne var ya? Sakin olun ya. Ne? Vicdan Hanım'la Nilüfer düğüne gitmişler. Düğün mü? Ne düğünü? Vallahi bilmiyorum işte. Mahallede bir düğün varmış. Hatta komşu giderlerken görmüş onlar. Nerede bu düğün? Ha? Ömer. Ben şey dedim. Evet, değerli misafirlerimiz, Sayın Gülten Dikmen ve Sayın Tacettin Özçelik'in bu mutlu gününde onları yalnız bırakmadınız. Ben aileleri ve değerli çiftimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Evlenmek üzere belediyemize müracaat ettiniz. Yaptığınız yazılı beyan incelendiğinde evlenmenize engel herhangi bir durum bulunmamıştır. Şimdi bir kere daha değerli konuklarımız, sayın şahitlerimizin huzurunda evlenmek isteğinizi sözlü olarak tekrarlamanızı rica ediyorum. Siz Sayın Tacettin Özçelik, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Sayın Gülten Dikmen'i eşiniz olarak kabul ediyoruz. Evet! Bravo! Bravo! Siz, Sayın Gülten Dikmen, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Sayın Tacettin Özçelik'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Tamam. sen daha güzel söylüyorsun. Allah Allah. Efendim, sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Ben de Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bravo! 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 Hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah bir yazsın tak hocasın. Efendim, yuvayı dişi kuş yapar, evlilik cüzdanımızı gelinimize emanet ediyoruz. Bravo! Bravo! Gülten, bas ayağına, bas! Tamam, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Gülten, tebrik ederim. Kardeşim. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Taci. Teşekkürler, bizi kırmadın. Ne demek? Tebrik ederim. Ömer, siz de gelsenize. Reşat amca, bir hayır duanızı alabilir miyiz? Estağfurullah, memnuniyetle oğlum. Aferin Taci. Allah bizleri tek bir nefisten, yani aynı özden yaratmıştır. Rum suresinde kaynaşmanız için sizlere eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için dersler vardır, verilmektedir. Bu akşam iki güzel insanın kuracağı aile bağı için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Allah kalplerinizi kaynaştırsın. Aranızda sevgi ve güven bağı yaratsın. Gerçek anlamda birbirinize eş, birbirinize ayet kılsın. Allah ayetleriyle yolunuzu aydınlatsın. Yuvanızı güzelleştirsin. Hayırlı işlerinizi bereketlendirsin. Amin. 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 Övgü alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Amin. 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 Allah mesut etsin. Çok teşekkürler. Allah mesut etsin. Sağ olun. Gamze, bizi yalnız bırakmayın, siz de dans edin. Yok Taci, ben oturuyorum böyle gayet iyiyim. Bizi mazur görüp ne olur? Öyle olmaz ama ya. Gamze, Ömer, siz nikah şahidimizsiniz. Lütfen ama kırmayın bizi. En yakın arkadaşım düğünümde dans etmeyecek o, vallahi ayıp. burası bizsiz olmaz aşkım, hadi. Ha? Hadi. Hadi. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, elimsiz desi bilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, elimsiz desi bilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, elimsiz desi bilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, elimsiz desi bilir. Ne yapıyor bu kadın ya? Sakın Tahir, sakın. Yeri değil, sırası değil, sakın. Tahir bak, babamın sözünü dinle. Sakın kalkayım falan deme, çıkar giderim buradan. Tam değil baba. Geliyor bak seninki. Bir dans da benimle eder misin Ömer? Bu parçayı çok severim de. Lütfen. Dans etmek istiyorum. Lütfen ama. Hadi siz dans edin. Çok istiyormuş. Sevdiği de şarkı. Siz dans edin. Bana biraz izin verir misin? Vicdanla konuşmam lazım. Tabii ki sen ne istiyorsan onu yap. Gelir misin? Bunlar nereye gidiyorlar? Otur, hayır, otur. Ne yapacaksın Tahir? Sen de mi gideceksin peşinden? Ne oluyor? Ne bileyim ben. Gamze ne oluyor? Niye izin veriyorsun kızım? Siz de duydunuz işte. Kadın geldi, dans etmek istedi. Ömer de konuşalım dedi. Ne konuşması ya? Ne konuşacaklar bunlar? Sen niye izin veriyorsun gitmelerine? Tahir sakin ol. Ya ben ne yapsayım? Görmüyor musunuz? Kadın belli ki bir rezillik çıkarmak istiyor. Kışkırtıyor bizi inatla. İzin mi verseydim? Konuşalım dediler, gittiler işte. Tamam kızım, sen doğru olanı yapsan. Bana bakın, düğündeyiz. Fazlalık istemiyorum. Bekleyeceğiz. Sakince bekleyeceğiz. Baba ne bekleyeceğiz ya? Beklenecek bir şey yok. Otur dedim Tahir, otur. Saçma sapan konuşmayın. Ben Ömer'i almaya gidiyorum. Allah aşkına. Millet bize bakıyor. Yapma Allah aşkına. Baba, bırakın beni. Baba bırakın, bir dakika. Sana yazıklar olsun Tahir. Bir dakika. Ben gidip alacağım Ömer'i. Müsaadenle baba. Tamam kızım, sen git. Bana bak, sakın kavga etme o kadını, tamam mı? Sakın. Bak belki ben sana yanlış hissettirecek bir şey yaptım, bilmiyorum. Zor zamanlarımda bana çok yardım ettin. Evine geldim. Sofrana oturdum. İçimi döktüm sana. Gerçekten minnettarım. Ama artık şuna bir açıklık getirelim. Ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Öyle mi? Öyle. Hem sen ailemin, eşimin yanında bir maziniz varken abimin gözü önünde öyle bir şey nasıl yaparsın? Tahir'le bir geçmişimiz olmasaydı benimle dans ederdin yani. Hayır. Benim kalbim sadece Gamze'ye ait. Bak. Başın sıkışsa, ne bileyim bir yardıma ihtiyacın olsa ben yine koşarım. Ama...